sanki sonbahar kış havası gibi veya ilkbahara mı gidiyoruz anlamadım ama mecbur idare edeceğiz. Genelde bugün daha iyi gördüm herkese. Cidden daha iyi gördüm. Rüzgar biraz sertleşti, onun için biraz ders olsun dedim. Şimdi genel hataları söyleyeyim ben. Kendinize güvenin. Bu işin olacağını bir kere kafanızda oluşturun. Dünya geneline baktığımızda sizden daha çok, sizden daha yaşlı, sizden daha genç insanlar bu sporu rahatlıkla yapıyorlar. Ama herkes bu aşamadan geçti, geçmek zorunda. Siz şanslısınız. Bir kulübün bünyesinde çalışıyorsunuz. Yani bizim eğitimlerimiz asla bitmiyor. Bunda başaramayan arkadaşımız atarsınız, yeteneğiniz iyice gelişebilir. Murat, Rüzgar bugün için anlatıyorum. Burası, onun için el ağzını biraz daha, kanadı biraz daha atlamaya verir. Tam açmayacağız. Eski alışkanlığınızı unutun bir kere. İkincisi, darbeler de çekmeyeceğiz. Sebebi şu, darbe geldiğinde sizi daha hala frenleri kullanmaya ediyorsunuz. Biraz freni olduğunuzda sizi arkaya doğru sürükleyebilir. Gelebilir. Rüzgarın şiddeti ve yönü değişebilir, artıyor olabilir. O darbelerde sizin biraz daha yetenekli olmanız, hatta o darbeyi hissedip çekmemeniz lazım. Çünkü bir insan sizin çok önünüzde, o size sürülüyor aslında. Ben onun 1-2 dakika öncesinde veya 10 saniye neyse onun geldiğini hissediyorum zaten. Darbe var, bekleyin diyorum ben size. Bunu siz de yavaş yavaş bir saat takip edin. Önünüze bakmayın. Bağladık harnesimize. Yapmamız gereken şey, ilk şey, frenleri muhakkak elinize alın. Etrafı izlemeyin. Yok bacağım şuradaydı, kaskım bu muydu, şu muydu değil. Önce bir frenleri elinize alın, kendinizi emniyete alın. Değil mi? Emniyete aldıktan sonra gerisi kolay. Zaten eğitmen yanınızda. Eğitmenin de göremediği bazı şeyler olabilir. Sakın ama sakın kendi güvenliğinizi başkasına fazla emanet etmeyin. Bacak balonları bugün için yer için demiyorum. Bu size alışkanlık edinmeye çalıştırıyorum. Küçük tepeye, büyük tepeye çıktığımızda şuradaki bacak balonları asla ve asla açık uçmayacağız. Kesinlikle. Bacak balonunu bağladık, göğüs balonunu bağladık. Kaskımızın da klipsini lütfen takalım. Sebebi şu. Siz herhangi bir sürüklenmede ilk yere düştüğünüzde kask kafanızdan çıkmıyor. Yok. Kafanızda biraz kalmalı değil mi? Kafanızı koruyabilmesi. Onun için birazcık sıkı olması sizin için daha iyi olur. Sonra neden biz göğüs basmıyoruz? Sürekli birisi fazla eğiliyor, koşuyor. Hani kalkışta size yapılmaması gereken bir sürü hataları saydık ama ben sizin videolarınızı çektim bazılarının yetişebildiğim kadarıyla. Orada yapılmaması
eğer fazlaysa böyle günlerde ana ağlar almanızı istiyorum. Bazen biliyorsunuz baby ağlar var. İki tane ağ var. Rüzgar asken onları da tutuyordu değil mi? Şimdi rüzgar biraz kaç kilometre esiyor? 17. Yani bizim için iyi de sizin için kötü bu rüzgar. 15'i geçmemesi tavsiye edilir. 15 küsurlarda aslında. Yani tam 15'i de görmüyorum. Olsun. Çünkü zannedersiniz yamaç paraşütü bu. Sert rüzgarda yapılıyor. Böyle bir şeyler yok kesinlikle. Ne zaman güvenliyse o zaman yapıyoruz. Bunu hatırlatıyorum. Her neyse rüzgar biraz fazla. O zaman sadece ana ağlar. Bazıları kanadınızda take off diye yazar. Unutmayın. Rüzgar fazlaysa şiddetini çekmeliyiz. Hayır. Sadece göğsünüzü ileri vermeniz yeterli. Otomatik ve hücre ağızlarından hava dolunca kendisi ok gibi fırlıyor değil mi? Bir de siz şiddetli yaparsanız bu sefer ikinci olarak görürsünüz. Kanat hızlandığı için sizi birazcık yerden keser, şaşırırsınız. İkincisi de önden kapanabilir değil mi? Ne yapmanız gerekecek? Bunlara gerek yok. Her şeyi baştan düzelteceğiz. Şiddetli çekmiyoruz. Sadece kollarımız onun eşit kalkmasını yardımcı oluyor. Siz eşit kalktığını, eşit tuttuğunuzu zannediyorsunuz ama böyle duruyorsunuz. Hepiniz böyle duruyorsunuz. Çek diyorum ve görüyorum. Bunu böyle eşit tutmanız lazım. Hep böyle bir tarafa yatık duruyor. Mecburen hangisi önce gelecek? Yukarıdaki önce gelecek. Ve bunu düzeltmek için daha kötü şeyler olacak. Kanadı düzgün sererseniz, gözünüz kapalı bile çekseniz otomatikmen düzgün bir şekilde gelir. Sizden artık komut bekler. İleri mi gidelim, duralım mı, sağa mı gidelim, sola mı gidelim? Kanat kendi görevini yapıyor. Görevini yapmayan sizlersiniz. Onunla bütünleşmedik daha. Yavaş yavaş olacak bu işler. Her neyse, çektik. Bazen kolonları erken bırakmak gerekebilir böyle rüzgarlarda. Zaten hızlıca geldiğini hissediyorsunuz. Erkenden bırakıp, ben zaten kolon bırak diyorum. Kolonları bırakıyorsunuz. Fren al diyeceğim. Neden? Önümüze geçmesi için. Başka bir komutumuz yok ki size. Kolon bırak, fren al, koşu pozisyonunu al, yattığı yönün altına gir. Yani hep bunları söylüyoruz. Sizden değişik bir şey istemedik ki. Sonra isteyeceğiz. Öne geçmesini durdurduk. İkimizin hızı da aynı oldu. Şimdi göğüs basıp ileri doğru gitmemiz lazım. Bazılarınız hiç hissetmiyor. Benim yukarıda frenlere biraz yukarıda olsun dediğimi tamamen sıfırlıyor frenleri. Bu sefer kanattan hiç tepki almıyor. Anladınız değil mi? Bazıları da çok yukarıda tutuyor. Olmaz. Biraz hissedeceksiniz ki yukarıda neler oluyor, kanatta neler oluyor onu göreceksiniz. Bazıları da böyle frenli. Frenli gidebilir misin? Kanat bir kere uçmaz. Tam şişmiyor. Aşağıda bir sürtünme etkisi var. Arkamızda. Onun için mümkün olduğu kadar %25 freni yukarıya kaldırmamız gerekiyor. Onu da yaptık. İlerliyoruz. İlerlerken eğitmen önde, siz de arkada ilerliyorsunuz. İplerden, kumaştan sakınıyorsunuz. Zaten kestiğini biliyorsunuz. İlerlerken bazen rüzgarın yönü değişebiliyor. Bazen de sizin koşu esnasında bir tane kolunuz aşağıda oluyor. Fark etmiyorsunuz. Aşağıda olan kola ne oluyor? Kanat otomatikmen o tarafa yatıyor. Ve yavaş yavaş sizin o yıkılma dediğiniz slide olmaya başlıyor. İşte sizin burada yapmanız gereken neydi? Kapraz olarak yıkılan tarafa koşmak, diğer tarafında frenini yeteri kadar biraz arttırmak. Şimdi bariz hata yapanlar var. Kanat bu tarafa yatıyor. Otomatik refleks. Adam direniyor ya. Direnince bir şey olmuyor. Etkiyi daha da çoğaltıyorsun. Ne yapacağız o zaman? Kural basit. Lütfen sizi bir yana çekiyorsa o yöne doğru gidin. Direnmeyin kanada. Altına girin. Böylelikle ağırlık merkezi tekrar düzelecek. Bak yattı bu tarafa. Ağırlık merkezi nerede? Bizim aşağıya girip onu eşitlememiz gerekiyor. Lütfen altına çapraz ileri doğru koşuyu da sürdürün. Bazı arkadaşlarım güzel altına giriyor ama yan yan gidiyor. Ya böyle olursa kanat olduğu yerde durur veya öbür tarafa yıkılmaya başlar. Bu kanatla beraber biz uçacağız.
bu take-off'ta işimize yarayacak. Lütfen çapraz ileri gidin. Yani ileri ileri gidin. Yan yan gitmeyin. Koşu pozisyonlarını zaten hiç söylemiyorum. Bazılarınız koştuğunu zannediyor. Değil mi? Bazıları böyle koşuyor. Bazıları geri geri koşanlar da var. İlginç. Yan koşanlar var. Güçlü adımlarla. Güçlü. Kanat arkanızdan sanki biri çekiyormuş gibi gelecek. O zaman hiçbir sorun olmaz. Güçlü adımlarla koşmayı sürdürmeniz gerekecek. Aha, dersten kaçan biri var. Sonra ilerlediniz. Bu kanat artık hissedebilirsiniz sizler. Yavaş yavaş hissetmeye başladınız değil mi? Bir tarafa yatıyor, frenlerde ağırlık oluyor. Diğer yönde boşluk oluyor. Öne gittiğinde tamamen kolonların boşalmaya başladığını hissediyor musunuz? Önden kapanacak değil mi? İşte sizin o anda frenleri eşit bir şekilde hafiften artırıp önden kapanmasına engel olmak lazım. Bazen de koşunuz zayıf oluyor, geride kalıyor. Böyle hissediyorsunuz, kolonlar burada kalıyor değil mi? İşte o zaman da frenleri azaltıp göğsünüzü iyice öne verip koşmanız gerekecek. Başka da bir şey istemiyoruz zaten bu koşu olayında. Sonra artık kanadı söndürmemiz, yani iniş pozisyonuna gelmemiz gerekiyor. Bunu da bazılarınıza yaptırmaya başladım. Normalde ilk öğrenciler gelir tam fren yapar, bir iki adım daha koşar, kanat arkada yıkılır. Ama siz yavaş yavaş lütfen tam fren yapın, kanat durur, siz durursunuz. Ondan sonra rahat rahat dönmeniz için kollarınızı yukarı kaldırın, hafiften dönün, kanadı önünüzde görün. Böyle frenleri saklamayın, böyle yapamazsınız. Çekemiyoruz, burada kalıyor. Bazıları böyle yaptı. Döndükten sonra bakın, frenler elimde, çekiyorum ve kanada doğru koşuyorum. Böylelikle kanat düzgünce sizi sürüklemeden yere yıkılacaktır. Sonra gül yapıyoruz. Gül yaparken bazılarınız frenleri salıyor. Frenleri saldığınızda onlar iplere, kolonlara dolaşıyor. Büyük sorunlar oluşuyor. Yapmanız gereken ilk şey neydi? Fren tutatıslarını tekrar yerine takmak. Sonra gül yapmayı biliyorsunuz, öğrettik artık. Gül yapıp kanada gidiyoruz ve sırtımızı alıp tekrar başladığımız yere geçiyoruz. Şimdi söylemek istediğiniz bir şey var mı yardımcı eğitmenlerden? Yardımcı eğitmenlerden söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Hepsini tek tek söyledim hocam. Benim daha söyleyecek bir şeyim yok. Tamam. Fikret Bey, hızlıca değişik bir şey söyleyecekseniz, yaptığınız, yapacağınız hatalar, ne bekliyordunuz, ne buldunuz? Gayet iyi gidiyor. Güç sorunu var, kondisyon sorunu var. Ama şimdi onun şey yaptınız, yani yüksek havalarda çok fazla korkmaya gerek yok. O zaman yerinde duracak. Sakin bir şekilde. Fren kontrolü çok iyi oldukça başarısız oluyoruz. Az hava alçaksa, yani bize uygunsa aslında, o zaman çok koşmak gerekiyor kaldırmak için. Ama bu sefer de genel hata kolların aşağı inmesi. Çok kalkması pek kolay olmuyor ama aşağı inmesi daha kolay oluyor. Onu biraz yukarıda tutmak. O esnada gövde geriye kaçıyor. Onu biraz ileriye itmek. Ve yerde zıplamak değil de öne doğru geniş adımlarla koşmak. Genellikle yapılan yerde zıplamak, yani koşuyorum diye, ama paraşüt kaldırdığı için öne doğru koşma eylemi parmak uçlarında gibi oluyor. Yani yerle temas azalıyor. Ona da dikkat etmek. Pardon. Tepelerde daha kolay bu. Önden kapanıyor kardeşim. Çok güzel. Hissetmiyor musun? Evet. Frene geç kalıyor tabii. Her zaman kanattan önce olacağız. Ondan önce düşüneceğiz. Bir şey çok
hareketlerini, kanadın ne yapacağını daha önceden anlayacağız. Öne atlıyorsa kanat %100 önden kapanacaktır. İsterseniz de istemeseniz de kapanacaktır. Onu zamanında frenlemeniz gerekiyor yeteri kadar. Cavit Bey devam edin. Geçen haftaya göre çok çok iyiyiz bence. Ben bugün iyi gördüm hepinizi. Etkilerini az çok ölçüyoruz. Ne tarafa yatıyor, işte rüzgar nasıl çekiyor. Uçuracağım. Diğerleri bakacak. İyice moraliniz olacak. Ben bakabilirim. En iyisi onlar da uçmasın. Zararsızda uçan arkadaşlarımız değil mi? İyi, gayet. Siz de arkadaşlarınızdan gördüğünüz genel hataları söyleyin. İlla eğitmen görmesine gerek yok. Siz de görüyorsunuz. Evet. Şimdi birkaç durum var. Hani arkadan izleyince insan fark ediyor zaten birçok şeyi. Kolların pozisyonu, kanadın düzgün serinmemesi veyahut da dengesiz çekiş. Bir tarafı hızlandırıyor, kanat diğer tarafa doğru yatmaya başlıyor. Koştuktan sonra şöyle ki birçok uyarana dikkat etmek gerekiyor. İnsan birisine dikkat ederken diğerini gözden kaçırıyor. Ama onu da herkes yani ilerletti. Yani biraz daha hata yaptığını fark etti. Yani düzelten kişiler var. Benim en çok hoşuma giden geçen hafta hafif rüzgar varken siz gelmiştiniz. Ağırlık vererek paraşütle beraber gitmiştim. Paraşüt benim ağırlığımla yer çekim etkisi vardı ya. Yer çekim etkisiyle zaten ihtiyaç olan kuvvetin birisini aldığımızda rüzgar var. Ben yürüyerek ve sakin ve yürüyerek gidiyordum. Bugün aslında buraya gelirken böyle gideceğimi düşünerek geldim. Hani şimdi yer çekim kuvvetini bir ileri çekerek vermeye çalışıyoruz. Ne zaman? İşte rüzgar az olduğu zaman. Rüzgar az olduğu zaman daha fazla koşuyoruz. Aslında böyle havalar biraz Thank you.
yemeklerinizi yiyin de boşa gitmesin. O zaman yoğurt yiyin. Hocam şikayet gibi olmasın da. Ayaçlı burası. Dün yağmur duasına çıkanlar herhalde. Yağmur duasına çıkanlar herhalde. Amaçlarla başlayalım.